çiğden başladığımız zaman ya 35 tane 40 tane o belli olmadan günün işin olur şöyle olur böyle olur. 20 tane de yaparız. Çanın büyüklüğüne ufaklığına göre belli olmaz o. Aylık hesap çıkamadı şimdi o belli olmaz. 40 tane çıkardığımızda 3 köyde 12, 1200 tane çan edilir. 1000 tane çan ancak çıkarır en ufandan ama. Büyüklerden az çıkar, 5-600 çıkar, 200 çıkar. Çanın ufaklığına büyüklüğüne göre değişir o. Biz şimdi 60 çeşit çan yapıyoruz. 50-60 çeşit. Fakat en yaptığımız 30-35 çeşidini yapıyoruz. 40 çeşidini yapıyoruz. Yani bunlar çok gidiyor. Bir 60 çeşit bu çan 60 numara bu çan. Büyük çan 60 numara ama bunu yapıyoruz ama çeyrek gidiyor bu. 50 numarası var. 40 numarası var. Şimdi bak bu çanlarda hiç ses yok. Bu çanlarda yapılan çanlarda yok. Bu yapılan çanlarda da yok. Ne kadar yapılsa kaynak yapılıyor mesela kenar çın çın diye ses yok. O ses yok. O sesi vuraraktan ya döverekten sesini ayarlayacağız. Mesela ben oğlan ölçün bununla vura 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 o sese getirecek. Öyle hemen kendinle olmuyor. Kaynatmışsan kaynatmasın olmaz. Efendim sarı kaynamış ki ne olmaz. Muhakkak dövülecek. Kaynadıktan sonra da dövülecek ki o sesi ayarlanacak. Ayarı bu şekilde olmuyor. Şimdi kaynağını ayrı yapıyoruz efendim. Seslemesini ayrı yapıyoruz. Dillerini ayrı takıyoruz. Dillerini takıyor kanrayı. Sesi çanı bir bozuk. Dalgın sıramıza denk gelir. Dalgın sesi bozuktur ama onu burada düzeltiriz yine. Yani ayarlan, burada ayarlarız nasıl çıkar buradan. Bu bunun kaynağı. Şimdi ateşe giriyor. Yurt dahilinde olduğu için biz Demirde oturuyoruz. Manisa'nın son kazası. Orada oturduğumuz İzmir, Kula, Aksar, Alışehir, Balıkesir, Bursa, ondan sonra Afyon, Emirdağ, Uşak, bu taraflara gönderiyor. Daha Antalya yanlarına gönderiyor. Daha Ankara tarafına da gidiyor ama fazla yetişemediğim için bu çevrede geziyoruz yani. Yurt dışına da biz İstanbul'da bir şirket var ona veriyoruz. Onlar oraya gönderiyor. Sonra yurt dışına gönderdiğimiz bu Ayvalık var ya liman var orada. Turistler geliyorlar Mudilli Adası'ndan. Onlara yolluyoruz. Oradan ama geliyorlar. Hatta bize oradan tercümanlar var. Çobanlar geliyorlar oraya tercümana. Çan getiriyorlar. Bize şu modelden çan yaptırıyor diyorlar. Onlara yapıyor, gönderiyor. Bir iki sefer yaptı göle gönderdik yurt dışına. Bazı çoban çok değer veriyor. Adam böyle aynı bu böyle bir tane çan getirmiş kayışla. Tercümana demiş ki bana bundan yaptırıyor 150 tane ya 160 tane 200 tane. Ona değer veriyor o çoban. Bazı çoban değer vermiyor. Bizim mesela dahildeki çobanlar değer vermiyor çana. Yurt dışına çok değer veriyor. Ona gönderdi bize yaptık 150 tane, 160 tane çan yaptık gönderdik oraya biz. Ona diğer veriyor adam kayışını da bir göndermiş oraya biz aynısını yaptık ona gönderdik. Ama bizim buradakinde para masraf etmek istemiyor koyuncuların çoğu. Koyundan gelirini alsın koyuna masraf etmesin o hesap yani. Diğer veren çobanlar da var burada tabii. Ona geliyor buraya bir takım çan yaptırıyorlar.
dedim zaten işimiz var, bizim başka bir sanat öğrenimiz yok. Başka bir yerde kazancımız başka bir yerde yok. Kazancımız burada. Hep el. Biz sadece basmasın adam yani yapılmasın, yapılsın, bir el çok yapılsın diye basmada presler var, büyük pres. Presler var. Presten basılıyor bu. Presten basılıyor. Basılmış olarak geliyor. Biz ona kadar iman ediyoruz. Yapması da zor. Hemen pres bas veriyor. Çocuğa tamam buraya yolluyor. Biz kırklıyoruz, yapıyoruz. Yani çan haline getiriyoruz. Çan sadece tek şekilde değil. 4-5-6 çeşit falan çan şekli var. Ama yani bu işte eleman sıkıntısı olduğu için her düşündüğümüz şeyi gerçekleştiremiyoruz. Çünkü adam yanımızda başladığı zaman en az 2 senede usta olur. O da yani bizim istediğimiz kadarıyla usta olmasa bile en az 2 sene vermesi lazım yani. Usta da parası az olduğu için, emeği ağır olduğu için yani usta burada çalışsa bile kendi parasını kazanamaz. Yani o da bize zarar olur. Hem bizim yaptığımız malın kalitesi düşer. Usta yani güzel yapmadığı zaman. Hem biz para kazanamayız hem o kazanamaz. Biz böyle dededen toruna ben devam ettirmeyi düşünüyorum yani. Ben ustamdan nasıl gördüysem, nasıl tıngırdattıysam, ne yapayım, ne sesle gördüysem o sese mesela 2-3 sesi de giriyor. Bir çıngırdatlı oluyor, bir tok löp löp oluyor mesela, bir tıngır tıngır oluyor böyle. Sevmesem zaten bu sanatı işlemezdim. İşlemezdim bu sanata. Yani istemeyen sanat işlenmez. Sen de öylesindir. Şimdi elinde bir işi severek yaparsan daha güzel olur. Sevmeyerek yaparsan aksine gider o. Ama severek yapılan ne olursa olsun. Çocuk büyütmesi dahi severek. Ama azalayarak veya ezet ederek büyüden bir çocuk ne olur? Haydi. Dedem ustasından çok ne bileyim yani bana anlattığı kadarıyla çok dayak yemiş. Yani eski ustalara herkes bilir aşağı yukarı. Ama yani bana dedem çok böyle öğrenmem için yardımcı oldu. Bak oğlum böyle olur, böyle olur. Babam da aynı şekilde. Yani ben dedemden bugüne kadar ve babamdan bir tek tokat yememişimdir. Çocuklarıma da Allah nasip ederse, tabii erkek çocuğum olursa bu işi öğreteceğim. Yapmasa dahi yani okusa bile yapmasa bile bu işi öğrensin yani meslek sahibi olsun. Kafasında bir düşüncesi olur yani en azından. Ya tamam,